Yani konservatuar okuyamadın. Vallahi çok da isterdim. Okulunu okumuş olmak. Yani bir fikir söylerken arkada bir şeyimin olması. Ama bunu kendim çok fazla okuyarak, çok fazla deneyimleyerek, sayfalarca yazı yazarak. Çalışarak. Zaten bu işte çalışarak. Çünkü tiyatrosunda da. Sahnede, sette değil mi? Bir okul aynı zamanda. Her gün, her dakika hem kendinden hem başkalarından, çevrenden öğrenebileceğin bir sürü şey asıl var. Asıl okulun da tabii ki okuyabiliyorsa herkes okusun ama asıl okulun da ben biraz orası olduğunu, yani orada baktığın, gördüğün böyle şeylerle öğrendiğini girince anlatmışsınız. Kimseye okumayın demiyoruz ama okuyamadıysanız da vazgeçmeyin diyoruz. Aynen. Evet. Pamukkale Üniversitesi sosyoloji bitirmişsin. Öğretmene bu kadar şey yaptıktan, gider yaptıktan sonra sosyolojiyi neden 8 senede bitirdiğini de bize bir anlatsana. Orada da mı taktılar? 8,5. 8,5 mu? Düzgün. 8, abi, 8 daha 8, erotik 5. bir süreymiş. 8,5. Ya denenmekle ilgili, çocukluktan beri bir şeyle ilgili denenmekle ilgili sıkıntım var. Sınav, işte audition. Oyunculukta yarışma. Çok büyük bir dezavantaj çok bu söylediğim. Çok büyük bir dezavantaj. Yani açtık kamerayı, hadi yap bakayım nasıl yapıyorsun durumu. Eğer organik değilse, mesela aile içinde yaptığın şaka yap bakayım, tak çıkarırdım hemen orada. Çocukluktan beri taklit bir şey. Ama mikrofonu bağladık, söyle bakalım güzel bir şarkı. Mikrofonu verin abi bana bir saat, kah kah kah, ana halamlar, dedemler. Şimdi o başka bir şey, evet. Orada bu senin işin olacak, ekmeğin. Bundan sonraki mutluluğun ve mutluluğun buna bağlı dendiği anda böyle bütün dünya grileşiyor etrafında ve yapabileceğim her şeyi tökezleyerek, tozlanarak kötü bir şekilde çıkmaya başlıyor. Baskıdan mı? Baskıdan. Alıyorsun? Evet. Ama oyunculuk biraz baskıyla baş etme şeklidir. Bunu herhalde çok hafiflemiştir eski yıllara göre ve bir zaman sonra bunu evet, belki ya, de geride bırakacaksın süreç, diye düşünüyorum. Onu artık bıraktım. Kendi yazdığımız işleri çekebilme şansına, lüksüne eriştik. Bu havadan başkasını gelmedi uğraşarak. Başkasının yazdıklarını da güzel oynuyorsun. Beraber çalıştık. Evet ama o biraz da sizin, yani o film özelinde söylüyorum, sizin rahat alan vermeseydiniz hiçbir şey çıkmazdı. Ben hatta derdim yani beni salın abi falan. Allah Allah. Tabii tabii. Yani çünkü zarar verdiğimi fark ettiğim ya da kendi istediğim şeyi yapamadığım an artık orada durmanın bir yolu yok. Derdim ki size bu avantajı veriyorum. Yani gönderme, başkası gelecekse hemen gelsin. Anladım. Ama o öyle bir rahatlık sağladınız ki. O yüzden de çocukluktan beri şeyim var abi. Hani yap bakalım şunu deyince yapmam. 5 dakika sonra gelir yaparım ama 10 yapmam, yapamam. Olabilir. İlk sahne deneyimini anlatmak ister misin? Sahne deneyimi. Tiyatro. Tiyatro olarak ha, çünkü şarkıcılık geçmişim var diyor. Ha, olur olur, o da olur. Lisede bir Turgut Özakman'ın Ocak oyunu vardı. Ocak oyunu, evet. Ocak, babayı oynamıştım ben orada. Ah ne talihsizlik. Çok büyük. Yani Ocak oyunu tatlıdır Turgut hocamız. Evet. Evet ama babayı oynamak kaç baba yaşında? 15 yaşında 15, 14 yaşında. 14, beni böyle spreylerle giriştiler, beyaza boyadılar. Bir de o saçma şeyi de yaparlar. Klasik evet. Baba olmak için takma bıyıklar falan. Ama şeyi ilk yüzleştiğim anda, hani bir aile güldürmek dışında orada bir şey oynayıp o alkışı almak hakikaten o doğruymuş abi ya. Hani bu ne lan diyorsun, dünyada bundan güzel bir şey olamaz ki. Müthiş bir şey tabii. Evet, bunun için de yaşamalıyım yani artık. Demin sözünü ettiğim baskı, pres nasıl onun bir parçasıysa alkış, beğenilme, aynen, fark edilme. Neticesi de korkunç. Müthiş. Müthiş bir şey abi. Çoğumuz onun esiriyiz. Tabii. Futbolda oynuyordum o zamanlar mesela. İşte o da öyle. Spor falan. O da öyle. O da öyle gol attığında bir sevinç ama öbürü çok başka bir şeymiş ya. Evet. Boşuna dememişler. O gün marifet görmüştüm. İltifata tabiydi. Evet abi.